Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim, hoş geldin. Nasılsın hocam, nasılsın? Nasılsın? Uğur abi nasılsın? Evet. Abi sen gel böyle otur abi. Normal biz otururken hatta burayı da bir koyalım. Normal bir sohbet edelim. Bunu da olur değil mi Vasıf abi? Kalsın abi, ne olacak, hepimiz içiyoruz. Var mı bir sıkıntı? Bendelik sıkıntı yok. Bazı şimdi... Bizim YouTube'da da sıkıntı yok abi. Bize de problem. Bazı arkadaşlar çıkar şimdi, yorum yapar. Al sporcu adam ya, sigara içer mi? Oğlum sporcu adam insan değil mi? Ya insan değil mi yani? Aynen öyle. Yani bir kötü alışkanlığımız bu var en azından. Aynen. Stres atıyor. Hele bir de diyet zamanı. Değil mi? Olmaz. Kahve, sigara. Aynen öyle. Yani Türkiye'deki birçok IFBB Pro da eskilerden isim de vermeyelim. Çoğu da sigara içti yıllarca yani 15 yani sene, 20 sene. Haksız mıyım? Bunu içmeyen yoktur abi. Aynen. Sadece belki %5 diyelim. Evet. Abi özellikle nargile içiyorlar mı? Yani bir fark var mı? Yani sigara içmeyen insan nargile içiyor. Yarışma yazılmamış. Yani değil, kendisinde etkisini gören insan içiyor. Yani. Evet. Masif, tüm tarzı şeyler biraz glukan su atımına faydası var. Değil mi? Var. Yani hakikaten etkisi oluyor yani. Evet. Arkadaşlar tanıştırayım. Abi tavsiye etmiyoruz yani. İyi bir şey değil yani. Kamu spotu. Evet. Bu Uğur abi. Yeraltı vücut geliştirme dünyası mensubu Uğur Gülmez. Uğur abi Kadir Hoca'nın salonunda. Kaç yılda gitmiştin Kadir abinin salonuna? Vallahi bir 6 senedir gidiyorum. 6 senedir gidiyor. Ama öncesinde de tanışmışlığımız var zaten Kadir abiyle. 10 numara olur. Mesela bizim bir Uğur vardı ya, lavuk. Aha. Kolu 38 geliyordu. Ama 10 numara. O ama 10 numara. 10 numara. Yani ama ilacın da içinden geçiyordu yani. He, geçiyordu. He. Uğur abiyle de bir video yapacağız ama bugün Vasıf Hocam'ın yanına geldim. Şampiyonlar şampiyonu Vasıf Fitos. Vasıf Hocam inşallah IFBB Pro olacak. Bizi Avrupa'daki arenalarda da temsil edecek. Harika bir yer. İnşallah. Hocamın formunu gördüğünüz zaman birazdan bir antrenman yapın. Ben gerçi hocam sen de nasıl antrenman yaparım onu da bilmiyorum ya. Antrenman da yapamam ya ama. Ya sen kendi başına takıl. Ben kendi. Vallahi doğru diyorsun hocam. Yemin ediyorum. Yani imkansız yani. Zaten bir aydır antrenman yapmıyorum. İmkansız diye bir şey yok ya. Abi şimdi bizim şeyimiz çok farklı olacağı için yani. Şimdi ayak uydurma. Yanlış anlama. Ayak yok abi, ayak uydurmanın ağası yani. Yok orada ya. O yüzden... Aynen. Fili takılır, herkes kendi kafasına gelir. Basıp hocamı biz bolca, ya örnek veriyorum, cable cross gibi hareketlerde çalışırsan ben kilo azaltarak yanında biraz takılmaya çalışırım ama... O kadar da olmaz canım, estağfurullah. Yani... Hocam bu konuda alçak gönüllü olma. Vallahi alçak gönüllü olma çünkü... Yok, ben o kadar çok ağır kiloyla çalışan bir insan değilim. Evet. Yani. Benim için yani önemli olan adelede hissetmek. Evet. Böyle ağır kiloyla, çok ağır kiloyla çalışmak olsaydı... Evet. O zaman salonda bütün ağırlıklara çalışır, olimpiya gibi olmaya çalışırdık yani. Bir doğru anlamı yok yani. Peki abi bir şey soracağım bu konuyla ilgili yani. Biraz şimdi, daha sesli konuşursak çok mükemmel. Şöyle bir şey var. Kimleri ağırlığı çok takılıyor. Mesela ağırlığı niye takılıyor? Adam diyor hayvan gibi vücudu var diyor. Ya bastığı kilo diyor. Mesela bench'te diyor 80, bu adam 150 basması lazım diyor. Mesela örnek vereyim abi senle. Senin mesela görüntüye baksın zaman 150 kilo bench basmam. Aşağı basarsan kabul edilemez gibi diyor. Ama şu var. Görüntünüz zaten hani muazzam yani Türkiye'de yani böyle bir kesinlikle. Boğulmuş taraflarına sahip bir insan yok. Aynen. Ama dediğin gibi kası hissetmek de çok önemli burada. Sen önemli. Onu hissederek yapıyorum diyorsun. Yani burada ben şeye getireceğim konuyu. Yani kimileri diyor çok ağır çalışacaksın diyor. Ama bu dediğin gibi de powerlar sporu değil. O zaman yani farklı. Bu görsellik sporu değil mi abi? Yani önemli olan vücudu değiştirmek yani. Aynen. Ağır kiloda değiştirmişsin ama hafif kiloda. Niye bu insanlar yani şeye takılıyor? Ağır da kaldırayım ağır da. En ağırını şimdi... kaldırayım. Ağır kilo iyi bir şey ama doğru yapabileceğin şekilde, hissederek yapabilmek. Ama ağır kilo kaldırırken, affedersiniz, sağa sola oynayacak evet. şekilde kaldırırsa bunun bir anlamı yok. Evet. O yüzden kaldırabileceğin limitin en yüksek seviyede kaldırma, bunu da yani set sayısını arttırarak yani bunu yapacaksın. Yani set. Set. Yani. Ama dediğim gibi eğer bu ağır kiloyu kaldırırken, Götün başına affedersin. Aynı oynuyorsa bunun bir anlamı yok. Sakatlıktan başka bir şey. Tabii bu ağır kilo kaldırırken profesyonel sporcu bir takım takviye ilaçlar alıyor. Ya bunların katkısıyla yani. Zaten normal bir insan o kadar ağır kilo kaldıramaz. Bir de abi kimlerinde kemik gücü diye bir şey var. Mesela var. Doğru. Bazı aynen. insanlar hiç güç yok affedersin. Yani benim Kadir abi salonuna gittiğimde var mesela bir arkadaş. Boyu vardı yani 1.90 falan belki 130 kiloydu. Kim o? Görüntü yoktu. İsmini tam hatırlamıyorum da yanlış söylemeyeyim. Abi görüntüye kadar mı? Adam hayvan gibi güçlü yani 140-150'den aşağı bence yapmıyor. Evet. Kim ben yani kıyaslamak istiyorum işte. O zamanlar ondan ben daha iyiydim. Evet. Görüntüm var ondan ama ben onun kadar basamıyorum. Evet. Yani ama orada zaten ben dedim ki ya dedim bu ya görsel spor. Yani ağır basınca niye kendimi yırtayım dedim. Tabii. Bilmiyorum bu konuda yanlış mı düşünüyorum. Doğru. Yani. Genetik faktörler işte burada devreye girdi ama. Ama gidip yani 5 kilo kaldırdım yani. Ama bu adam
iyi bir kendisine dikkat etse, beslenmesine, antrenmana muazzam bir vücut ortaya çıkar. Evet, evet. Ama Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bir hikmet var, onu kullanmasını bilir. Bazı insana Allah veriyor ama bunu kendi için kullanamıyor. Evet. Ama bazı insana vermiyor, yokluklar içinde, imkansızlıklar içinde vücut yapıyor. Tabii, evet. Zaten böyleleri başarılı oluyor. Ki biz de aynı şekilde yani imkansızlıklar içinde yürüdük yani. Evet. Kaç yaşında başladın abi bu sporu? Ben kardeşim 15 yaşından beri spor izliyorum. Body sporuna daha öncesinde yoksa karate falan bir şey tabii, var mı? Yani. Tabii bokstan yani. İtibaren yani. Toplam 19 yıldır yani spor camiasının içindeyim. Evet. Spor salonu ne zamandır işletiyorsun abi? Ne kadar zamandır? 2016'dan beri, 2016. Aynen 2016 Ağustos'tan beri yani 8. aydan beri spor salonu işletiyorum. 5 senedir. Aynen ama... Yani dışarıdan gördüğü gibi. Peki nasıl yani bu sporu sevdiğin için mi? Yani bu sporu zaten seviyor. Sevmesek zaten bu kadar insanla uğraşılmaz evet. Yani. Yani verdikleri yani 3 kuruş paraya kimsenin alış kursu çekilmez. Yani sevdiğimiz evet. İçin ve kişilere faydalı olabilmek için yani bu işi yapıyoruz zaten. Bilinçlenmesi için, daha sağlıklı spor yapabilmesi için. Ama gel gör ki insanlar tabii bunu biliyor mu? Aynen. Bilmiyor. Belli bir zamandan sonra da insanlardaki ego zaten. Zaten YouTube sanal alem çıktıktan sonra insanlardaki evet, evet. Bilmişlik oranı daha çok arttı. İki sözde bilmişlik yani. Sözde bilmişlik. İki hareket öğrenip biraz vücudu şekle gidiyorsa seni tanımamaya başladı. Ya tanısan ne olur, tanımasan ne olur? Aynen öyle. Yani beni tanısan ne olur, tanımamasan ne olur? Aynen. Ama aklı olsa, kafası evet. Çalışsa en azından gelir. Senin deneyiminden, fikrinden, evet. Tecrübelerinden faydalanmaya çalışır. Evet. Ama insanlardaki ego çok farklı, kötü bir şey. Kesinlikle. Ego her insanda vardır. Kesinlikle. Ama taşıyabilmek önemli olan. Bunu taşıyan insan zaten kendi isminden de bahsettiriyor. Aynen. Taşıyamayan insan zaten hadi ya, yaramaz insan. Aynen. Yüzüne bakmazlar. Evet. Bir de şimdiki gençler böyle YouTube'da gördüğünü sadece hoca biliyor. Hani orada biraz ya şovmenlik. Şovmenlik yapacaksın. O da bize gelmiyor yani. Ben bir şey daha soracağım. Yani bu uzaktan eğitim hakkında ne düşünüyorsun? Sence yani ya. Ben açık ve net konuşayım. Profesyonel insan için gerekli mi? Yarışma gidecek mesela yoksa yani bunu 16 yaşındaki insan da istiyor. Mesela benim salonumda bir arkadaş da alıyordu 19 yaşında. Ya zamanla ben de uzaktan eğitim diye olan bir şeye inanmıyordum. Ha uzaktan bilen adama yönlendirme yaparsın yarışmacı insanı. Evet, evet. Ama şimdi yeni başlamış adam uzaktan eğitim verip yönlendirmek saçma. Çünkü program yazıyorsun. Adam zaten hareketin kaldırış, indiriş açısını zaten beceremiyor. Gidip bunu zaten salondaki hocasına soruyor hareketi. Adam da zaten diyor ki ya benden mi aldın programı doğal olarak haklı olarak ben de olsam ben de aynısını yapıyorum. Benim salonumda da alanlar var mesela uzaktan eğitim. Evet. Senin yani, salonunda da uzaktan eğitim alan varsa yani. Var adam bir programa 300-400 biz burada bedava yapıyoruz. Ya bakıyorum farklı bir şey yok. Adam bir tane iki tane hareket farklı bir şey yapmış. Ya da o kadar saçma bir antrenman sistemi ne var ki adam ilk yeni başlayan adam deadlift yapmış. Barfişim üye de bunu sanıyor ki ooo hoca beni yoruyor. Lan, sen zaten bir kere ağırlığa hakim olmasını bilmiyorsun. Barfix neyine senin? Yani. Deadlift neyine ya neyine. Senin? Ki böyle adamlara böyle programlar yaz adamların hoşuna gidiyor. Yani. Peki abi ben yazmasını, ben yazmasını bilmiyorum lazım sana. Ben sana deadlift yazmasını bilmiyor mu? Squat yazmasını ilk başta bilmiyor mu? O zaman yani genel olarak bütün hareketler aynı yani standart. Abiciğim yani, değişen bir şey yani. Yok. Farklı bir fantazi yok. Yıllardır aynı hareketler. Evet. Dön dolaş dur. Aynen. Dön dolaş dur. Hani farklı bir şey var mı? Varsa Amerika'yı bir daha, bilmiyoruz ya. Amerika'yı bir daha keşfetmenin anlamı yok değil mi hocam yani? Yok tabii canım ya. Ya hocam, mantık çok basit aslında bu spor da insanlarımız zora sokuyor yani. Evet. Mesela ben bu konuda bir hata yaptım abi. Bir kere uzaktan eğitim aldım. İsim vermeyeceğim çünkü tanınan bir camiada bir abimiz. Şöyle bir şey yarışma şey aldım. Ha, kürüm de aldım yalan değil. İşimden olabilir de. Abi. Hani baktım. Tecrübe işte bu abi. Bak, satan kişiyi de buldum. Hani mesela satan kişiyle aynı marka. Ha oradan bana bir 1.000 lira ekstradan atlamış. Tamam sıkıntı yok diyorsun herhalde bununki farklıdır hani içi doludur herhalde diyorsun. Alakalı olarak uğraşma payını koyuyor. Baktım mesela abi bana bir program gönderdi 3600 kalori. 4 sistemde bir çalışma şeyi var. Mesela bir ay statik, ikinci ay işte drop setli, üçüncü ay bilmem neli. Ya yapıyorsun abi sonra fark ettim ki standart grup var. Her ay bana o geliyor. Adamın benimle muhatap olduğu yok, sorduğu yok nasıl mısın? En son forumu atıyorum. Daha çok iyisin kardeşim. Ya bu zaten senden önce de vardı. Hani bunu yapan kişi belli. Bunu yapan kişi sendin zaten. Ben bunu da söyledim o kişiye. Sen bunun üstüne bir şey koyamadın. İlacın zaten bana verdiğin ilaç. Yani yeni başlayan insana verilen bir ilaç. Ben senden niye aldım bunu?
Hiç ilgi yok, alaka yok. Ben ondan sonra tövbe ettim. Ya hayatımın tek büyük hatasını ben orada yaptım. Ha çok şükür ondan sonra zaten ya yapmam yani. Zaten sonra. Ya. Ne ilacı almıştın abi Uğur abi, sana da sormasayım. Ya ismini şimdi vermeyelim. Tamam. İlacını yani özendirmek olur. Olmadı insanlar yani. Şu başlangıç bir ilacı var, öldüm yani. Evet. Sonuçta ben daha önce bir ağrı bir ya bu işi ama. Zaten aslında ismini vermek bile kötü bir şey değil. Zaten bu sporu ya ama işte bu sporu yapan zaten kullanıyor abi. Profesyonel anlamda düşünen ki bu sporun içine girdikten sonra insan zaten yüksekleri görmek istiyor. Evet, evet. Yani illa yarışmacı olmana gerek yok. Yani iyi bir fiziğe sahip olmak için. Evet. Çünkü natürel yolda çok iyi bir genetiğin yoksa bu fiziklere ulaşmak çok zor. Şimdi natürellik de çok önemli. Yani evet. Natürel olarak çok zor. Ama çok iyi bir genetiğin olursa evet. Olabilir ama yine bu kadar olmaz. Olur mu yani abi? İnsanlar da boşuna kandırmaya gerek yok. Evet. Ama işte hayal tacirliği çok yapılıyor bizim ülkemizde, evet. Bu sporda. Hani senin 3 ayda, 5 ayda, 1 senede böyle yaparım. Aynen. Yok öyle bir şey kardeşim. 3 ayda, 5 ayda olsaydı sokaklar, bütün dünya, her yerde 3 ayda, 5 ayda olsaydı sokaklar bodyci, fitness ya da fit bayan kaynardı. Evet. O zaman senin benim bir ayrıcalığın farkım olmazdı. Sana zaten hoca demezlerdi ondan sonra. Aynen. Aynen. Hoca vasfın olmazdı. O zaman herkes doktor olsun abi, sen de doktor, o da doktor. Yani. Ne kıymeti kalmıştı? Öğretmen olsun ya da herhalde farklı bir şey olsun. Kesinlikle abi. Peki abi, bu şu konu hakkında şimdi sonuçta sen profesyonel sporcusun. Ya ister istemez bizim gençlerimizde de anabolizm, ya kül yapan çok insan var. Ya sonuçta bunu da herkes kullanıyor abi. Yani kullanmayan insan, sonuçta yarışmacı yapan insan bu hormonu kullanmak zorunda. Yarışma yapan insan. Evet. Ama bunu kimse açık açık da söylemiyor. Söylen belki bir iki tane vardır. Mesela geçen Kadir Hoca da ne dedi röportajında? Bu dedi, kullanmazsan bu dedi, sıkılma falarsın hormon dedi. Bir bok olmaz dedi. Olmaz abi, yani. Neden açık ve net yani. Ama şimdi merdiven altı da çok olmaya başladı. Türkiye'de yani önüne gelenle ben diyor yurt dışı satıyorum diyor. Ya da hani merdiven altı satanlar da var. Onu zaten söyleyen insana ben saygı duyuyorum. Adam dürüst çünkü. Yani ne olduğunu söylüyor bir defa. Ama öbür türlü adam yurt dışı diyor. Ya bir sorguluyorsun. O da satıyor, internet sitelerinde oluyor aynı marka. Adamın baksana yani, öyle diyen adama baksana yurt dışına çıkmışlığı var mı hiç? Ya şu an yurt dışından ürün getirmek kolay mı? Değil mi? Yani değil abicim ya. Diyorlar ki işte gemiyle getirdim diyor mesela bir tanesi. Ya o işin formalite, göz boyama kısmı. Ya bizim insanlarımızda yurt dışı dediğin zaman bir algı var ya. Evet. O algıya düşün. Bu da neden kaynaklanıyor pek abi? Şeyden değil mi? Mesela benim ilk kullandığımda bundan 5-6 sene önce o zaman bir marka vardı, bilindik markalar vardı. Onlar da sahte pek çıkmıyordu yani. Genelde hepsi çalışıyordu. Şimdi eskiden çok rahattı denetim, yani gümrükten geçirmeler falan ama şimdi öyle değil. Ama yani Türkiye'de olsun, önemli değil. Önemli olan ilacın çalışması. Yani burada da üretilse kaçak abi canım, ya abicim. Önemli değil, hakikaten diyorum. Vücudunda etki alıyor mu? Sonuç alıyor mu? Evet. Bitti. Önemli olan o. Ben yerli ilaç kullanıyorum. Evet. Yani yıllardır yerli ilaç kullanıyorum. Sonuç almıyor mu? Alıyorum. Ha şimdi, yerli ilaçla yurt dışı ilaç arasında kalite farkı var mı? Var. Ama İçerik farkı da var. Evet. Ama şimdi fiyat farkı da var. Şimdi yurt dışından getirdiğin ilaca fiyatı söyleyince, şimdi buranın fiyatlarıyla fiyat farklı olacağı için diyor ki, aa hocam çok pahalıymış. Sen kalite istiyorsun ama kaliteden ödün vermiyorsun. Fiyata gelince çok pahalı. Nasıl olacak? Aynen. Bu bir gerçek kardeşim. 5 liraya da tişört var, 50 liraya da tişört var, 100 liraya da tişört var. Pazarda da eşya var, Adidas, Nike'da da eşya. Kaliteyi tercih eden her zaman kaliteye para harcamaktan çekinmez. Ama insanlarımız öyle değil. Kalite olacak, ucuz olacak. Hocam sen hem Türkiye şampiyonusun, hem overall şampiyonusun. Şampiyonlar şampiyonu yani arkadaşlar. 3 yıl üst üste değil mi? Hocam şu 4 an... 4 yıl üst üste farklı sikletlerde evet. Şampiyon. 70, 75, 80, 85. Şu anki sikletin kaç hocam? Kaç kilo? 90. 90. Maşallah hocam. 90. Şu an yeni Türkiye şampiyonu olmak isteyen, bu yarışmak isteyen birkaç mesela seyircimiz olabilir. Onlara böyle bir şey söyleyebilir misiniz? Yani ne gibi tavsiyelerde bulursunuz? Yeni şampiyon olmak isteyen önce bir oturup iyi düşünecek. Kendini mental olarak, maddi manevi olarak buna hazır olmalını. Kolay iş değil arkadaşlar. Psikoloji de. Hem psikoloji olarak tabii. Başta zaten psikoloji. Maddiyatın yoksa yani. Hiç bulaşmasınlar. Evet. Ciddi anlamda külfet isteyen maddi anlamda bir spor. Diğer türlü zaten yani istek acım hırs olacak abi. Yani
bir yarış hazırlandığı zaman yani ben bu yarışa öylesine giriyorum demeyecek. Yani yarışma için yani tecrübe olsun anlamında girmeyecek. Ha ben bu yarışa hazırlanıyorum. Para harcayacağım. Eziyet çekeceğim. Maddi manevi zorlanacaksam ben bu yarışı alacağım diye girecek. Evet. Ha tabii herkes hazırlanıyor. Ha, hedefi büyük tutacak. Hedefi yani, büyük tutacak. Başlarda olmak istiyorsa zaten. Zaten onu yapmasın ya, zaten. Bugün idman yapayım, yarın yapmayayım. Ama kimi arkadaşlarda şöyle bir şey var. Ya bir yarışmaya gireyim de bir ismim olsun hemen oraya PT yazayım. Zaten bunu girmeyenler de yazıyor. Uzaktan eğitim yazıyor. Bu şekilde yani yolunu bulanlar da çok. Ya buna inanıp da uzaktan eğitim alan arkadaşlar ya insanlar araştıracak bir kardeşim. Elinin altında internet denen bir şey var. İnsanların CV'sine bakacak, geçmişine bakacak, kariyerine bakacak, başarısına bakacak. Çok zor bir şey değil ya. Bir gün adamı araştırıp bulur çözersin yani. Evet. Peki Osman. İnsanlarımız tembel. Her konuda. Ne araştırmada, ne antrenmada, yani işte olsun her konuda tembel. Hep armut piş, ağzıma düş. Evet. Bu misal. Aynen öyle. Hazıra. Her şeyde hazıra. Çalışmadan para kazanacak. Nerede adam asgari ücreti beğenmiyor mesela. Tamam şu anki günümüz şartlarında tatmin edici bir rakam değil. Değil. Evet. Rakam değil. Ama bir de şöyle düşün kardeşim. Çalışmıyorsun. Biraz sporun dışına çıktık ama. Olsun hocam. Havadan sudan normal. Çalışmıyorsun kardeşim. Bir insanın günlük en kötü gideri ne? 100 lira garantiydi yani. 50 lira diyelim kardeşim. Evet. Bak 50 ise çocuğu varsa. 50 onu saymıyorum. Bekar adına. Sigarası. Evet 50 lira yeterli. En kötü sigara 15 lira. Evet. En ucuz sigara 15 lira. Dışarıda çay kahve içemezsin. Evet. Bak 50 liraya. Bir öğün yemek yersin. Bak o da bak bir öğün yemek de. Aynı hocam. Bak en basit ayda 1500 lira yapar. Çalışmıyorsun. Ama sen çalışırsan asgari ücret şu an ne 2800 3000 lira diyelim. Bak 3000 lira oradan alıyorsun. O artı o 50 lira beğenmediğimiz o 50 lira 1500 lira. Oradan ayda 4500 liraya çalışmış oluyorsun bak halbuki. Evet bak, yemeğini de. Yemeğini de yani şeyini de iş yerinden yani bu da 50 lira masrafın olmuyor yani işe gidip geldiğin için. Evet. Yani insanlar çalışmıyor abi para beğenmiyor. Çok para kazanabileceği bir iş arıyor. Değil işte bak bir asgari ücretle bile halbuki ayda 4500 lira kazanmış oluyorsun. İnsan bunu idrak etmiyor. Evet. Bizde yani dışlarda paramız yok ki. Yani abi bir askeri ücrette bir insan sıfırdan başlayıp yarışa hazırlık yapabilir mi? Yani her şeyini tamamlayabilir mi? Yok. Ya da ne çıkar yani? O hiçbir şey çıkmaz kardeşim. Şey. Yok asgari ücretle yarışlar. Çünkü beslenmesi zaten mi, yarışma için. Bir yarışmacının en kötü beslenmesi ayda 3000 lira. En kötü o da ya. Hocam ayıptır sorması. Senin aylık maliyetin ne kadar oluyor bu? Hepsi ama. Anabolizmalar dahil, beslenme. Yani aylık 5-6 bini buluyor rahat. Evet. Belki de geçiyordu eklediğimiz, çıkardığımız şeyler oluyor. Evet hocam. Rahat yani. Hı hı. Peki hocam, ben şöyle de bir kritik bir soru daha soracağım. Bu YouTube'da mesela profesyonel birçok mesela kamera arkasında konuştuğumuz sporcular da geçtik. Ünlüler de var mesela. Senin dediğin gibi hocam hani egoları da tavan. Bu adamlar mesela yarışma zamanı sürekli protein tozu içtiğini söylüyor. Yarışmaya bir hafta kala, 10 gün kala, bir ay kala. Bence içmediklerini düşünüyorum yani. Ya içiyor, içiyorlar ama yani çok artı bir fonksiyonel bir özelliği yok. Evet. Yani ben de içiyorum, içmiyor değilim. Hı hı. Ama nedir? Yani yemek üstü sigara gibi. Değil mi? Tabii. Yani ben idman sonrası protein tozu içiyorum, keyif için. Evet. Yani artı bir şey yok yani o kadar. Değil mi? Anabolizmanın yanında, kullandığım peptidler yanında, onların devede kulak gibi bir şey. Beslenmenin yerine peki geçebilir mi hocam? Yok geçemez kardeşim. Değil mi? Öyle bir şey. Bu beyin proteini içiyorlar mesela. Hemen ya abi tamamen para tuzağından başlıyor. Para tuzağı. Bir de vücutta böyle su tutmaz mı hocam? Neyi? Proteinler. Yani bazıları. Bilince de su tutar hatta. Yarışmacı adam onu zaten o son günlerde hiç içmez yani kesin. Ya son bir ayda artık protein tozu içmez. İçilme ha? Onu demeye çalışıyorum. Son bir ayda hiç kullanacağın şey BCA ve glutamin o da son bir haftaya kadar. Tabii. Onun haricinde zaten bir şey gerek yok yani. Peki Basıl abi, senin yani Türkiye'de beğendiğin IFBB Pro yani beğendiğin bir eskilerden ya da yani beğendiğin bir sporcu var mı? Ya da destek aldığın? Bu zamana kadar sohbet ettiğin, sana destek aldığın? Sohbet ettiğimiz insan çok, fikir alışverişi yaptığımız insan, hoca çok yani. Yani hem hoca anlamında hem abi kardeş anlamında Hakan Gümüş hocayla daha çok irtibattayız. Evet.
Hem memlekettiğimiz hem de zaten kalitesi evet, Türkiye'de var. Hocam, bir tane. Canberk'e de buradan çok selam olsun. Yani Canberk'te iki tane YouTube videomuz var. Aynen. Yani Canberk. Türkiye'de kalitesi zaten tartışılmaz. Evet. Şampiyonlukları başarısız, dereceleri dersen. Yani evet. Anlatımla bitmez yani. Sağ olsun. Kendisi atalarımızı, eksiklerimizi görüp bizi uyarıyor zaten. Ona göre yönlendirmesini yapıyor. Kimse yapmaz. Evet. Ve yani çok da etkisini, farkını görüyoruz yani. Evet. İyi bir hoca, Türkiye'de sayılı kişilerden biridir yani. Aynen. Kesinlikle hocam. Para eşittir vücut. Ya diyor, bir kerelik diyor kullansak diyor, bir daha diyor ömür boyu kullanmasam o üç kalırım diyor. İnsanlarımız bir de şöyle bir hata yapıyor, anabolizm alıyor. En ağır ilaç sence ne hocam? 500 liraya kür mü olur ya? Ne verecek sana? İstigamba tatilçi kasma taktiği. Çok basit. Çekiliş var. Altına 3 arkadaşını etiketle. Sayfayı beğen, beni beğen, onu takip et. Beni takip et. Beni takip et, şunu takip et. Çok basit. Bazen ben de düşünüyorum ki lan ben de yapayım. Ulan diyorum kül kombinasyonu vereceğim. Ya da sporcu destek ürünleriniz benden. Steroid anabolizm benden. Yani benden. 3 arkadaşını etiketle, bunu beğen. Lan diyorum yapsam mı? Ama adam sülalesini etiketliyorum. Sülalesini etiketler oldu. Ya da bazen gırgır yapayım diyorum kendimce ama lan diyorum.